çocukları. Canın çekmez mi hiç keyif etmeyi? Parayı sever misin? Parayı? Onu da mı? Erkeklerden nefret ediyorsun ha? Sana da bu yakışır. At kendini denize. Ne duruyorsun? Boşuna bu dünyada be. Benim yarı yaşım kadar bile yoksun. Güzelmişsin de. Daha çok beklersin. Çok beklersin. Çocuksun. Nedir bu düşüncesizliğin? İnanılır şey değil. Bunca inat. Alarsın oğlum. Aklını başına topla. Bizlere ve mirasına elveda diyemezsin. Elveda. Bizimkiler duymadı bunu. Dünya güzeli gelinleri ana oluyor. Beni beğenirler mi dersin? Seni beğenmeyecek olan ancak kördür. Üstelik bir kör bile seni beğenir. Yumuşaklığını, cana yakınlığını, her yeri adeta sevdayla saran o iyiliğini. İnsan olan sezer be canım. Sezer. Bak anne diyor. Uydurma. Bir gün nasıl olsa diyecek. Yalan mı? Sen söyle yalan mı? Seni seviyorum. Seni seviyorum. Nasıl olabilir böyle bir şey? Nasıl? Ahmet, biliyorum. Gösterin. Gösterin. Çürüyorum. Özletme onu bana. Ne olur özletme. Adam, sesi var. Say, paraları say. Hadi yatağa. Hep yoksun, neredesin? Kötü kokuyorsun. Çıldırtma beni. Mari, Mari, Eladur.
Evet'in şerefine değil mi? Fakat Bahar'a, hem bu evde, bu şehirde biz de çok yalnızız. Lütfen. Fakat söz vermiş olmayayım size. Kar yağıyor. Yılın ilk karı. Sabah lodostu, şimdi ise kar yağıyor. Ne deli bir havası vardır buranın. Kötü mü? Kötü değil bir tane. Hatta iyidir belki de. Yılbaşlarının karlı olması istenir hep. Niye anneciğim? Her şey tertemiz, bembeyaz olsun diye. Senin hatırlayabileceğin ilk yılbaşında ne güzel. Kar yağıyor. Lütfen. Hoş geldiniz. Buyurun. Nasıl sevindik bilemezsiniz. Gecikmedik değil mi? 7 dakika. İnsan saatlerle uğraşınca zaman konusunda böyle dikkatli oluyor. Hem sizin saat tahmininizdeki azıcık kusura göz yummak lazım. 7 dakikanın 3 dakikası kar yüzünden. Dışarıda yağan karı görünce durup seyrettik. Kar mı yağıyor? Allah'tan başka bir şey isteseydim. Yaşasın. Kardeşim de ben de kara bayılırız. Bizim memlekette kış uzun kar boldur, ondan belki. Neresi? Doğuda bir sınır şehri desem yeter mi? Siz kar sever misiniz? Pek değil. Ben baharları severim. Ama bu gece hoşuma gitti. Sanki geceyi aydınlatmıştı. Bu çiçekler sizin ablacığım. Ah, ne güzel çiçekler. Niye zahmet ettiniz? Siz de mi kokine almıştınız? Yılbaşında kokine alınır dedi çiçekçi. Hem karanfil de almıştım ama yolda kaybettim. Bilseydim. Ne olur üzülmeyin. Getirmiş olmanız o kadar anlamlı ki. Hem rahmetli ninem ne derdi bilir misiniz? Çiçekle çocuğun fazlası makbuldür. Madem ki sen bize armağanlarımızı verdin, şimdi sıra bizde. Bil bakalım arkamda ne var. Bilemezsin. Tavşan. Aferin. Beğendin mi? Hı hı. Teşekkür etsene. Merci. Evet, gel bakalım buraya. Şimdi sol kolunu uzat. Ötekini. Artık kolunda bir saat takılı olsun. Hakiki saat değil, onun için sesi çıkmaz. Saat sesi dinlemek istersen bak karşıya, bir sürü var. Kızım adına her ikinize de çok teşekkür ederim. Gerçekten büyük bir incelik. Yok canım, bez bir tavşan, oyuncak bir saat. Ama çocuklar ilk saatlerini hep bozarlarmış. Bozulan oyuncak olsun. Tavşanı ben yaptım. Bu abi hiç benzemediğini söyledi. Ama sen benzettin değil mi? Bak uzun kulaklarına. İyi ki bir bebek ya da ayı yapmadınız. Kızım her ikisinden de hoşlanmaz. Anne bak, kuş orada öttü. Sormadan sedire oturttuk. Acıktıysanız sofraya geçelim.
Sizce nasıl uygunsa? İsterseniz oturalım, masada sohbet ederiz. Siz baş konuğumuzsunuz, böyle buyurun. Sen de ikinci büyük konuğumuzsun, böyle otur bakalım. Sen buraya. Evet, ben de buraya oturayım. Isınacaklara bakayım. Sobada ısıtsam rahatsız olur musunuz? Olmaz, kokar. Ben aralıkta gaz ocağını yakarım. Yok, burada ısıtın lütfen. Zaten bu binaların öyle doğru dürüst mutfağı yok çoğunun. Bir aile için düşünülen katlarda 4 aile oturursa mutfak olmaz elbette. Ne güzel. Aile dediniz. Ne küçük aileleriz biz. Siz ve kızınız, ben ve kardeşim. Hanginiz büyüksünüz? Kim olacak? Elbette ben. İnanmayın siz ona. 5 yaş büyük ablasıyım. Ama öyle akıllı ki bir türlü ablalık yapamıyorum. Bir şişe şarap almıştım. Bilmem birlikte içer miyiz? Kırmızı şarap değil mi? Yanılmadım ya. Evet, kırmızı. Kafi Mersi. Kafi. Çok mu oldu? Onu ben alırım isterseniz. Sık içer misiniz? Hayır, hiç içmem. Bu gece yılbaşı diye, usulü böyledir diye. Sana da bir damlacık. Abla sana da. Elbette. Sizin eviniz sanki farklı. Çok mu taşralı? Yok, öyle bir şey kastetmedim. Aksine çok düzenli ve hoş. Bana bizimkinden büyükmüş gibi geldi. Zannetmem. Aynı büyüklükte olmaları lazım. Aynı konumda olduklarına göre. Bunu geleceğin bir mühendisi söylüyor. Bu sene makine yüksek mühendisi çıkacak kardeşim. Tevazuundan yükseği hep unutur. Demek üniversitede öğrencisiniz. Koca koca adamlara öğrenci demek doğruysa evet. Gelen yılın şerefine içelim mi? Hepimizin sonsuz mutluluğuna. Bu sıcacık karşılama için. Acı. Kızım kutlanan ilk yılbaşını işte. Acısıyla da unutmayacak. Sahiden çok acı. Başka davetliler de mi var? Hayır. Bizim hiç tanıdığımız yok bu şehirde. İlk sizsiniz. Hayırdır inşallah. Hocam. Hocam. Oğlum benim. Nasıl buldunuz bizi burada? Aradım ve buldum. Yavrum. Paltonuzu alayım. Hayır, kalıcı değilim. Böyle bir yılbaşı gecesi ilk baloya gidişiniz. Sen gözlüklerini çıkartmıştın. Senin de koyu renk takım elbisen yoktu. Öyle değil mi? Hiç unutur muyum hocam? O koyu renk elbiseyi getirdim. Hani o zaman son moda olup da sana biraz bol gelen elbiseyi hiç giymedim o seneden sonra. Şimdi üzerine tam gelir belki ama sakla. Tarih öğretmenin Söğütçü'yü anarsın. Zira bir daha hiç görüşemeyeceğiz belki de. Öyle şey olur mu hocam? Siz buradayken her gün ziyaretinize geliriz. Kusura bakmayın hanımefendi kızım. Eğlencenizi bozdum. Bunlar benim tam 5 senedir yüzlerini görmediğim çocuklarım, yavrularım. Komşumuz hanımefendi ve cici kızı. Ne olur buyurun, beraber bir şeyler yiyelim. İsterdim ama bilirsiniz ben yılbaşı kutlamasını sevmem. Yarın dedemin köyüne yerleşmek için yola çıkıyoruz. Torunlarım, kızlarım, hanım. Belki de sofrada hala beni bekliyorlar.
ustanı bulmam, adresini öğrenmem uzun sürdü. Ama gene de becerdim. Emaneti getirdim. Gelin öpeyim. Allah'a ısmarladık. Ne de güzel dans ediyordunuz o yılbaşı gecesi. Nice mesut seneler dilerim size de. Hocam, sizi uğurlayayım. Adresiniz peki? Adres? Adresi ben de bilmiyorum. Gene dans edin o günkü gibi. Eğlenin. Gençsiniz. Güçlüsünüz. Güzelsiniz. Gülün. Bu gece gülmeli, değil mi? İşte anne, kuş gene ötüyor. Anne, kuş böyle yapıyor. Kuk kuk, kuk kuk, kuk kuk. Hocanın söylediğini unutma. Bu gece gülünecek. Eyvah, yemek yandı. Şimdi herkes aç mı kalacak? Yok güzelim, yemeğe bir şey olmamış. Sadece suyunu çekmiş. Bu elbisenin ve ilk balonun hikayesini, biraz da bizim hayat hikayemizi, eğer dinlemek isterseniz sonra anlatayım. Elbette isterim. Radyoyu açmayı da unuttuk. Ne acemi bir yılbaşı karşılayışı. Abla, benden söylemesi herkes açlıktan ölüyor. İşte getirdim. Ben bu güzel kızın yemeğini hemen koyayım. Ne olur gönlünüzce davranın. Hangisinden isterseniz alın. Evinizdeymiş gibi. Biliyor musunuz, biz burada oturduğunuza inanmamıştık. Sizi ilk gördüğümüzde, geçen yıl. Evet. Buraya ancak birini ziyarete gelmiş olacağınızı zannettik. Bir manada öyle. Biz de teşekkür ediyoruz ve bir geçiş dönemi yaşıyoruz burada. Sonra sizi kızınızla birlikte gördük. Emanet eşya bırakılan yerden çıkıyordum. Ben de kapıda kardeşimi bekliyordum. Ben de çalıştığım saatçinin bir müşterisine miras kalan faha biçilmez bir saati almaya gitmiştim. Çok değerli bir miras, nasıl orada bırakılıyor anlayamıyorum. Ben de çok garip bulmuştum. Asıl garibi miras bırakan kadının ölümü. Kedilerin canhıraş miyavlamaları sayesinde anlamışlar. İhtiyar kadın öldüğünde beslediği kediler köşkün bahçesinde sağır edici bir şekilde miyavlamaya başlamışlar. Katlı koca bir köşkte, altın suyuna batmış karyolasında, ipek yatak takımında ama yapayalnız. Sütçü durumu fark etmiş. Kadıncağız köşkü satıp ömrünün kalan kısmında rahat edebilirdi. Yakınları, akrabaları, mirasçılar, düşüncelerin akacağı yönü hiç hesaplayamadım. Özür dilerim. Nasıl kestirebilirdim? Ağlayın isterseniz. O saf aşkını kalbimde yaşatsam. Bir ölümün özlemiyle başa çıkılamaz ki. Üstelik sizin yaşınızda. Ben de özlüyorum. Kayıkhaneyi, sinemayı, parkı. Yok, parkı özlemiyorum.
Orada kötü çocuklar var. Ben en çok hayvanları seviyorum. Fareler, köpekler, kediler, aslanlar, aslanlar, balıklar, kelebekler, kuşlar. Yok, kuşlar sayamaz çünkü onların gözleri tek tek duruyor. Pilav alabilir miyim? Tabii. Pilava safran koyuyorsunuz demek. Değişik. Daha birinci bardaklarımızı bile bitiremedik. İyi ki sizi çağırma cesaretini bulduk. İyi ki sizin gibi komşularım var. İyi ki bu şehirde ilk tanıdığımız siz oldunuz. Hep ilk tanıdığımız diyorsunuz. Saatçi var. Demin gelen hocanız var. Hani onu anlatacaktınız? Bizim sıradan ve durgun hikayemiz. Sıkılmayın sakın. Sıkılmam. Peki, anlatacağım. İsterseniz bardaklarımızı alıp öbür tarafa geçelim. Tatlıları orada yeriz. Arzu ederseniz. Pekala. Şu masayı kenara alalım. Bak ablacığım, senin sevdiğin şarkı çalıyor. Bunu ben de severim. Eskiden bizim şarkıları söyleyebilirdim ama şimdi nedense yoruluyorum. Demin kardeşimin açıklaması doğruydu. Bu şarkılar beni evime, ait olduğum yere taşıyormuş gibi geliyor. Herhalde onun için bağlandım. Taşralılık işte. Kardeşim pek öyle değildir ama ben her şeyin acemisiyim. Odamızı yadırgayacaksınız diye nasıl çekinmiştim. Nasıl böyle düşündünüz? Kışın bu kadar güzel, bu kadar sıcak olabileceğini ilk defa geldiğim bu evde fark ettim. Buna yadırgamak denebilir mi? İşiniz olur da yalnız çıkmak zorunda kalırsanız bu güzel çocuğu bize bırakın, olur mu? Ben kendim de gelirim. Buradan fırına bakarım. Fırın şimdi görünmüyor. Ama gelin de karın güzelliğini görün. Abla ele gelir büyüklükte. Bu gece beyaz bir gece. Sanki gündüzle evlenmiş bir gece. Yaşasın, bu kar tutar. İster misin bizim oradaki gibi olsun? Kar adam boyunu, hiç değilse diz boyunu tutsun. Madem gecenin sesleri ve kar bizim oraya götürüyor, o meşhur ilk balo hikayemizi anlatayım bari. 7-8 sene öncesinin bir yılbaşı gününe gidelim. Ben daha aylar öncesinden balo diye tutturmuştum. Biraz da ninemizle Yaşar olduktan sonra babamın gösterdiği müsamahaya dayanarak. Şimdi ablamın kavalyesine kulak verin. Her taraf ablamın özlediği gibi diz boyu kar. Kardaki ayak seslerini duyuyor musunuz? Biz seviniyoruz kar yağdı diye. Ninem azarlıyor. Fakir fukarayı düşünün. Üssüz başsızları, odun kömürsüzleri. Kalenin burçları, hükümet meydanı, heykel karla örtülü. Kar küreğicileri adeta tabiata kafa tutarcasına karları yok etmeye çalışıyorlar. Hiç değilse kapı ağızlarını açmaya uğraşıyorlar. Kar ve kış sessizliğinin içinde ta uzaklardan bir çıngırak sesi duyuluyor. Bir kızağın atlarının boynundaki o çınlamalar yaklaşarak çoğalıyor. İşte kızak. İki yanındaki gaz lambalarının titrek alevine gözlerimiz takılıyor. Bu belki de bizi baloya götürecek kızaktır.
Kardeşimle evimizde baloya hazırlanıyoruz. O kendine tanıdıklardan bir şey bulmuş, giyinmiş bile. Benim koyu renk takım elbisem yok. Ne yapacağımı bilemiyorum. Kapı vuruldu birden. Kapıyı ben açtım. Gelen tarih öğretmenimizdi. Dışarıdan içeri bir sıcak hava esiyordu sanki. Sana lacivert takım elbisemi getirdim. Belki biraz büyük gelir ama son moda. Ama hocam, vakit kaybetme, giyin çabuk. Hoş geldiniz hocam. Şöyle buyurun, ısınırsınız. Hoş geldin muallim oğlum. Orası olur mu? Böyle getin. Çay ver çabuk kızım. Bu kız tutturdu. Balo balo diye. Neyin nesiyse. Sence kötü bir şey mi teyze? Bu kadar sevdiklerine bakarsan iyi bir şey olmalı herhalde. Hiç de fena olmadı. Dışarıda bir kızak sizi bekliyor. İnsan ilk balosuna kızakla gitmeli değil mi? Komple evine mi kardeş? Evet. Korkuyorum. Ya beceremezsin? Aa, o kadar prova yaptık, becerirsin. Baktık ki olmuyor, öteki dans edenlere bakar aynını yaparız. Ha? Gözlüksüz nasıl anladın? Müzikten.
Gülmekten neredeyse yorgun düşerek gittiğimiz baloda biz iki acemi hiç ara vermeden dans ettik. Balo bittiğinde galiba dans ustalarıydık. Bana şimdi bütün bunlar komik gibi geliyor. Neden böyle düşünüyorsunuz? Komik dememeliyim belki de. Dokunaklı. Evet, o gece giydiğim takım elbise. Şimdi üzerime tam geliyor. Hocam sanki öleceğini... Neyse. Ne güzeldi anlattıklarını. Hayatın kendinden. Sıradan bir şeyler ama sahici. Sahici olduğu için her türlü süsten, gösterişten uzak. Paranın pulun haşmetinden iz yok. Onun için belki. Ama asıl güzellikler böyle olur bence. Aşağı yukarı aynı şeyleri duymuştum ben. Yeniden heyecanlanıyorum. Tangolar başladı radyoda. Madem yılbaşı, madem bir tango çalıyor, dans edilmeli. Bayan. Hiç bilmeden gönlümü sevgiye sundum. Çılgınlık atmak için. Saadetten nasibimle bulamamadım bile. Nedense düşmüşüm dile. Sahillerde akşamlarım yanarken ufukta bağırım. Karanlık kalmam artık, gönlümdeki bu dert yeter. Ah, gün günden daha beter. Unutmak, yanan hatıralarımı, açı verip bağrımı, onları şu denize bırakmak. Unutmak. Peki bunlara ne dersin? Sakladın demek. Başka ne yapabilirdin? Evet, bunca dans aşkından geriye kalanları görelim. Belki de seninle hala orada dans ediyoruz, aynı salonda. Kimse bizi görmüyor. Aynı parçaları çalıyor orkestra. Sayfalarını açmadıkları notalar önlerinde. Geçen zaman içinde elbiseleri yıpranmıştır çalgıcıların. Saçlarına ak düşmüştür. Aynı görmeyen bakışlar. Biz de biz iki çocuksa hep dans etmekteyiz. Mm-hmm.
Biliriz artık değil mi? Evet. Yeni yıl eğlencesine devam ediyoruz. Beni dansa davet ettiğiniz için teşekkür ederim. Tangolar diyarı. Yaptığıma dans denirse. Bir örnek daha sunuyoruz size. Unutmuşum. Ne dersiniz? Dans etmeyi de unutmuşum. Dansa devam eder misiniz? Halbuki ters figürleri bile çok iyi yapardım. Asıl ben teşekkür ederim. Ben de ilk dansım kadar heyecanlandım. O yüzden benimki de pek dansa benzemedi doğrusu. Çayı demleyeceğim ama önce şu bitmeyen ilk bardaklarımızı bitirelim ha? Ben çayı hazırlar hazırlamaz sözümü tutacağım. Bizim yöre dansı. Nereden çıktı? Hem çaldırıp hem oynatmayacaksın beni herhalde. Akordeon ne güne duruyor? Erkek dansı başlayınca da söyleriz. Ben semaveri biliyorum. Ben de senin çayı sevdiğini. Şimdi radyoyu kapat, akordeonu al bakalım. Ben ortaya dikilmezsem beyefendi razı olmayacak. Gözlüksüz ne kadar alımlısınız. Gözlüklerimden nefret ettiğimi sanmayın. Onlar benim koruyucum. Ama sizlerin arasında, kendi dansımızda korumaya ihtiyaç mı olur? Hepinizi renk topakları gibi görüyorum. Nutuk atma. Ne hoşsunuz. Böyle bir yeni yılı hiç düşünmemiştim. Sizi ve küçüğü biraz sevindirebildiysek bu bizim için önemli bir yılbaşı. Benim içinse unutulmayacak bir gece olacak. Bak şimdi güzel bir dans izleyeceğiz. Sanki herkes senin ilk yılbaşının çok güzel olması için elinden geleni yapıyor. Ablanızın övgülerini haklı çıkardınız. Doğrusu ellerdeki, kafadaki ve herhalde yürekteki becerikliliği beğenmemek imkansız. Sağ olun. Şimdi çayları hak ettik. Demlesen. Saat 12'yi çeyrek geçiyor. Yeni yıla girmişiz bile. Saat 12'yi çeyrek geçiyor. Saat 12'yi çeyrek geçiyor. Yanımıza gelmez misiniz? Niçin? Yılbaşı gecelerinde böyle bir tören mi yapılıyor? Bilmiyordum. Gelsene anneciğim.
gecenin, bu beyaz gecenin bir fotoğrafı olmalı elimizde. Ben fotoğrafları sevmem. Hiçbir şeyi olduğu gibi aksettirmezler. Bir dakika sabredin. Siz böyle oturuyorsunuz. Arkanızda benim tamirhane olmalı. Kendimi bu kadarcık kayırmama göz yumun lütfen. Abla, sen şurada ayakta duruyorsun. Hayır. Sen de önde oturuyorsun. Siz şöyle küçük hanım. Küçük kızlar hep ön sıradan bakar objektife. Ben arkada ayaktayım. Fotoğrafı kim çekecek? Doğru, kim çekecek? Gözlerimiz. Madem ki sen sordun, ilk önce bakmak senin hakkın. Geç bakalım karşıya. Hepiniz varsınız, görüyorum. Ben yokum ama. Varsın, iyi bak. Sarı bluzun sana nasıl yakıştığını sen de göreceksin. Görüyorum, kolumu annemin bacağına dayamışım. Tavşanım elimde. Annem çok güzel. Çok güzelsin anneciğim. Sıra sende abla. Gözlüksüzüm. Çünkü bu gece güzel ve alımlı görünmek istiyorum. En önde bir pırıltı yumağı. Sen harika görünüyorsun. Siz çok anlamlısınız. Sıra sizde. Bu oyun için çok yaşlıyım. Ama oyun bozanlık yapmayayım. İkiniz de dik durun. Kendine güven içindesiniz. Kızımın duruşuna söz yok. Bir çift kocaman göz o. Ben de gülümsemeliyim artık. Ben bakmıştım. Bu gece ataklığı ve cesareti temsil edeceğim. Ablam fedakarlığı, uçarılığı. Minik kız saflığı, güzelliği. Doğru. Siz o hüznü resminize yansıtmayın lütfen. Çünkü kusursuzluğu temsil ediyorsunuz. Dikkat, çekiliyor. Bak bizim oranın peyniri. Üzerine çörek otu koydum. Ama çatalım yok. Hiç sigara içmedik. Birer tane yakar mıydık? Vallahi doğru. Benim gibi bir tiryakiye sigara içmeyi unutturdunuz. Anne, biz de böyle yapalım. Güzel oluyor. Peki kızım. Sizin işiniz varken bu güzel kıza ev sahipliği yapmak istediğimi unutmayın. Yalnız kalmasın. Kızım yalnız kalmayı daha yürümeye başladığında öğrendi. Ben çocukken ne yapardım? Kafamda en ufak bir ipucu yok. Belki de siz bir çocuğu etkileyecek önemli şeyler yaşamamışsınızdır. Ne dersiniz? Fakat sizinle bu koca şehri tanısak baharda. Biz Bahar'a buradan taşınmış olacağız. Taşınacaksınız demek. Burayı bırakacaksınız. Evet. Bizim için bir çeşit bekleme yeriydi. Aşağıdaki oda... Tıpkı doktorun çağırmasını bekleyen hasta gibiydik. Tuhaf bir benzetme oldu. Özel hayatımızda sizi meşgul ediyoruz. Hoş görün. Ben gitmem. Çocuk. Çocuk işte. Buradan daha iyi bir yere taşınmanız ne iyi. Belki o zaman da görüşebiliriz. Taşınıncaya kadar bizi can yoldaşı bilin. Ben ağlayacağım anne. Nereden çıkardın ağlamayı? Hem isteyince ağlandığını senden duyuyorum. Sen hastasın değil mi? Ne garip bir çocuksun sen. Size çok bağlı. Artık gitsek. Vakit epey ilerledi. Ağlamıyorum ki, gitmeyelim. Şimdi seni havaya atacağım. Ne dileyeceksen havadayken dile. Bayram yerine gitmek mi yoksa pamuk helva mı? Hadi başlıyoruz. 1, 2, 3 Annenim, anne, anne. Hop. Anneciğim, anneciğim, anneciğim. Bak, anne diyor. Uydurma. Nasıl? Milli piyango biletlerini de unuttuk. Acemilik işte. Biz acemi değiliz bu konuda. Ben biletleri biriktiriyorum. Dolu var. Resimlerine bakıyorum. Misafir yorganı ne zaman işe yarayacak diye endişelenmeye başlamıştım. Misafirlerin en güzeli için hazırlıyorum. Zahmet etmeyin. Zaten vakit çok geç. Katiyen olmaz. Aa, olur mu? Sabaha birlikte karşılayacaktık. Daha meyve bile yemedik.
Bizim kazanmadığımız kesin. Neyi? Piyangoyu mu? Ne hoş. Oysa kazanılacak paralarla neler yapacağımızı düşünüyorduk. Kar öyle güzel ki yürümeyi istedim birden. Siz çıkın. Ah, benim uykum geldi. Şaraptan herhalde. Beni hoş görün, ne olur çıkamayacağım. Gece karda hiç yürümedim desem inanır mısınız? Öyleyse bu bir fırsat. Hem yarın eriyip giderse. Ablam nasıl da heyecanlıydı bugün. Evimizin, kendinin, benim sizde iyi bir intiba bırakmamızı istiyordu. Nasıl yoruldu. Yoksa öldürseler karda yürümekten onu kimse alıkoyamazdı. Ne garip insanlarsınız. Sizin için neyim anlamıyorum. Nedir beklediğiniz? Daha bugün, yani dün tanıştık. Kızım odanızda uyuyor. Ben böyle. Neredeyse kuşkulanılacak bir hal. Kuşkulanmak? Böyle bir yakınlıkla ilk defa mı karşılaşıyorsunuz? Yoksa sizi kıracak bir şeyler mi yaptık? Yaptım. Yalnızlık öyle kesin bir şeydir ki hemen anlaşılır. Ve öylesine kolay yok edilebilir ki. Yalnızlık mı? Ben yalnızlığımdan şikayet ettiğimi hatırlamıyorum. Kör olmalı insan. Böylesi bir güzelliğin burada, her günü geçim kaygısıyla karşılayan insanların arasında tek başına bir şeyler savunduğunu görmemesi için. Size gösterdiğimiz alakayı yadırgamayın. Aradığınız çıkış yolunda sizi desteklemek istiyorduk. Benim çıkış yolum yok. Sizin insanlara olan inancınızı zedelemişler. Bunu bu gece daha iyi anladım. Böylesine cesur ve güzel bir kadının... Nereden çıkartıyorsunuz bunları? Ne zedelenmesi, ne cesareti. Tanışma basamaklarını koşarak çıktık. Onun için mi kuşkulanıyorsunuz? Savunduğunuz haslığın, güzelliğin yanında biz de olmak istedik. Şey birkaç saat içinde ortaya dökülürse böyle olur. Bu da benim yanlışım. İçi boş sözleri beceremiyorum. Yürek yüreğe davranmaktan başkasını bilmem. Bana sizinle konuşmanın yollarını öğretin. Başka bir isteğim yok. Daha önce olsaydı belki. Ama artık çok geç. Hocamın kar sesi dediği bu. Ezilen kar. Geç kalanların sesi nasıldır acaba? Yumuşak, belki ürkek ve titrek. Geçmişi anlatırlar. Geçmişin aydınlık taraflarını. Anlatır mısınız? Parasız, kavgasız, öğütsüz bir evde büyüdüm. Ablam karın insanları temizlemek için yağdığını iddia ederdi. İlk karları o temizliği görmek için beklerdim. Ama nasılsa hep o görürdü karın ilk yağışını. Beni uyandırırdı. Abla derdim, sus derdi. Ne kadar sevindiğini biliyorum. Sonraları
insan kirinin karla bir ilişkisi olmadığını öğrendik. Yine de sevindik yağan ilk karı. Ablam bir şarkıyı, ben o aralar tutulduğum bir şiiri okurdum coşkuyla. Hatırlıyorsan okur musun? Çok uzun bir şiir ama. Olsun. Senin dudakların pembe, ellerim beyaz. Al tut ellerimi bebek, tut biraz. Benim doğduğum köylerde ceviz ağaçları yoktu. Ben bu yüzden serinliğe hasretim, okşa biraz. Benim doğduğum köylerde şimal rüzgarları eserdi. Ve bu yüzden dudaklarım çatlaktır. Öp biraz. Ve böyle devam ediyor. Güzel. Bu gece için ince giyinmişim. Dönebilir miyiz? Bir şey düştü. Senin. Açmayacak mısın? Teşekkür ederim. Eve kadar dayanacağım. Şimdi ısınır. Bu bir saat. Hem de böyle kıymetli bir şeyi hediye etmeye hakkınız yok. Kıymeti sevdiğim bestecileri tamir masama çömelip birkaç saat daha fazla dinlemem demektir. Hepsi o kadar. Değerli olduğu için değil. Bir gün beğenildiğini gördüğüm için aldım. Galiba ağlayacağım. Bir hediye için. Kızım gibi. Hocamın öğüdünü herkes unutuyor. Bu gece gülünecek. Hediye takasında ilk defa mahcup olacağım. Bunlar sizler içindi. Sıradan bir kravat ve ablanıza bir eşarp. Onlar sıradan olamaz. Bizim bu şehirde aldığımız ilk hediyeler. Hem de sizden. Ablanızın ve sizin ilk bakıldığında bu kadar nazik birer insan olduğunuzu fark edecek gibi yetiştirilmedim ben. Doğup büyüdüğüm evde herkes sadece dış görünüşlerine ve bu dış görünüşlerin onlarca hiç değişmez ölçülerine göre değerlendirilirdi. Ne önemi var? Şimdi sabah olurken eskisi gibi düşünmediğini biliyorum. Bize öğretilenlerde bir terslik var. Ya yanlış öğrendik her şeyi? Ya da doğrular başkaydı. Bu koltuk. Bu koltuk da beni şaşırtıyor. Yüz yüze mi, karşı karşıya mıyız anlayamıyorum. Yoksa sırt sırta mı ya da yan yana? Koltuğumuz da hayatım gibi aykırılıklarla dolu. Ama artık nereye ait olduğumu biliyorum. Gideceğiz. Kızım da derli toplu yaşamayı öğrenecek. Bir miras işi mi çözümlendi?
Eğer buysa daha rahat yaşamanız bizi sevindirecektir. Miras. Ailem beni miras dışı bıraktı. Önceleri umursamadım. Mutluydum. Doğup büyüdüğüm baba evindeki zenginliklerden ne kadar azının lazım olduğunu öğrendim. Sabahları kalkıp yeni bir güne başlamak bayramdı bizim için. Neyi yaşıyorduk da öyleydik? Bunu şimdi anlatmak güç. Geçti gitti hepsi. Ben de cezalandırıldım. Başka bir yoldan varlıklı bir hayata geçiyorum şimdi. Gece bitti. Dinliyorum. Fakat biten bir geceden sonra yeni bir geceye başlamak. Hep isyan ederek yaşanmıyormuş. Öğrendim. Kuralları yıkmak imkansız. Peki bunca zamanın direnişi? Bu evde, bu sokakta, yalnız, hepsi boşuna mı? Kolay mı sanıyorsun? Direnecek, karşı koyacak gücü bulmak. Duruldum. Başa çıkamayacağımı anladım. Bu ölmek gibi bir şey. Bu konuyu kapatalım lütfen. Seni uzun sürebilecek bir dostluk için uygun bir zamanda tanımak isterdim. Zamanımız yok. Yakında gideceğiz buradan. İnsan isterse bir anda her şeyi, bütün hayatını değiştirebilir. Onun için böyle uzun zamanlara ihtiyaç yoktur. Bazen de bir an için, derin bir anlam için, sadece bir anlam için bile ömür yaşanır. Teslim olma. Evet, bunları sen başarabilirsin. O kadar gençsin ki. O kadar dokunulmamış umutlarım var ki. Ama ben bozguna uğradığımı biliyorum. Sakinleşmek istiyorum. Yeni yıla girenlerin hiçbirinin bu kadar güzel bir gecesi olmamıştır sanırım. Sanırım değil, kesin. Çünkü hiçbiri senin güzelliğini, kusursuzluğunu paylaşamadılar. Sonuçta görüyorsun. Sen de çoğunluk gibi benim güzelliğimle ilgilendin. Hata mı? Bu güzelliği güzellik edenin ne olduğunu iyi bilmişim. Ben böyle beğenilmek istemiyorum. Beni kusursuz bir resim gibi görenlerden bıktım. Rahat yaşamak istiyorum. Çemberi kırıp çıktığımı sanmıştım. Kolay değilmiş. İşte hepsi bu. İsyan bitti. Her şey yoluna giriyor. Şimdi uyandırmak güç olur. Kızımı yarın gelip alayım. Sen de uyumalısın. Benim için yapılacak bir şey kalmadı. Üzmek istemezdim. Hayat üzüntülerden, sevinçlerden kaçarak yaşanmaz ki. Beni üzeceksiniz. Beni üzdüğünde benim yakınım olacaksın demektir. Ellerim, kafam ve yüreğim yalvarmayı öğrenemedi bir türlü. Ama bu gece öğreneceğim. Ne olur, dayan. O yüce değerleri, o güzel yaşamışlığı kıvırıp çöpe atma. Daha bahara 3 ay var. Ben
Biz buradayız. Gece bitti. Bak gün ağrıyor. Zamanın gücünü bir kere daha tanıyabiliriz. Gecenin öteki yüzüne benimle birlikte yürür müsün?